Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Anıl Şahbaz. YouTube kanalımıza ve videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yine yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün neler yapıyoruz? Vallahi bugün çok işimiz var. Bayağı işlerimiz var. Hemen kısaca hemen hızlıca bunları özet geçip işlere koyulalım. Hayvanların yemlemelerini, samanlamalarını yaptıktan sonra, sularını verdikten sonra, büyük başların, küçük başların bakımından sonra bugün iki tane kuzumuz var. Kesilecek olan hayır kuzusu bunlar. Bir tanesi kendisi alacak, yani bir ablamız kestettirdi. Etine gelip kendisi alacak. Bir tane de abimiz hayır için, Ramazan ayında olduğumuz için Anıl dedi kes benim adıma. İhtiyaç sahiplerine dağıtıver. Hayır olsun dedi. Bir de onun kuzusu var. İsimlerini söylemek istemediler. Hani isimimiz geçmesin dediler. O yüzden isim söylemeyeceğim. İki tane kuzu keseceğiz. Ama bunu önden önce hayvanların yemlemelerini, samanlamalarını yapmamız lazım. Yetiştirebilirsek, kuzu kestikten sonra malzeme falan bulabilirsek, o kesin değil. Duruma göre bakarız. Tavuk kümesiyle alakalı bir gelişmeler, bir şeyler düşünüyoruz gibi. Bakalım ne olur gelir bilmiyorum. Onu zaten yaparsak video içerisinde görürsünüz. Bu arada bir tane keçimiz doğum yapacaktı. Doğum bayağıdan beri yapacak diyordum. Doğum yapmamıştı. En sonunda yaptı arkadaşlar. Hemen şöyle bir yavrularını sizlere göstereyim. Ondan sonra başlayalım. Hadi bakalım, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Başlıyoruz. Tamam lan, tamam geliyor. Koyundan samanı bitmiş. Şunun içini koyayım. Samanlarını doldurduk. Şuradan pancar küspelerini de alalım. Hop, omuzuma koyayım. Hadi bakalım. Samanlarını verdim zaten. Dur kızım, dur, geldim. Lan hayvan, nereye çıkıyorsun ya? Nereye çıkıyorsun ya? Gel. Geç. Geçin içeri. Siz de geçin. Evet arkadaşlar. Yemlerini verdiğimizi gör koyuna. Danaların bakımını geçebiliriz. Sırayla sabah hayvan bakımını bir başlıyoruz. Kurbanlıklara, koyunlara, danalara, tavuklara derken hepsini elden geçiriyoruz. İşte, dur oğlum, dur. Şu kaba kısımlarını alıvereyim de anlamı ortamı gitmiş içine.
Şuradan bir balya saman kesem. Buna da danaları vereceğiz. Önlerini temizledik. Oğlum. Ah benim kestane simentelim ya. Neredeymiş benim kestane simentelim? Acıktın mı oğlum sen? He? Acıktın mı? Dur. Simental. İçinde bir şey yok. Böyle saman elimden dağıtıyorum da. Dağıtırken de aynı zamanda damlama hortumu, kara ip var mı diye kontrol ediyorum. Şimdi şuradan pancar küpelerini vereyim. Al bakayım. Sen de al. İlla dibine yapışıyor şöyle. Onun içinde de diğerlerinki var. Üzerini yemlere. Şu bir. Şu buçuk. Alalım. Güldür güldürüye bakalım. Yine aynısının tekrarı. Buçukları da koyalım. Bu da diğerinin. Alalım sen de. O arpa yine bak. Lancanın bir tanesi bitmiş. Az bir şey kaldı. Oğlum, al bakalım sen de. Tamam. Al. Bu yarım şey kovalamız. Üzerine de birer kova da size vereceğim ilave. Küçükleri de verelim arkadaşlar. Bir kova da siyah akbaşı. Tamamdır arkadaşlar. Yemlerini verdik. Altları bayağı bir kirlenmiş, dolmuş. Altlarını temizledim. Sabah yemlemesini yapmış olduk danalarımızın da. Şu kestane simandelin zincirini biraz gevşeteceğim herhalde. Çok sıkmıyor gibi ama sadece hemen küçük bir tık gevşetsem iyi olacak. Orada da halka yok ama nasıl yapabiliriz? Büyük halkayı takarız o zaman. O zaman da çok bolarır ama artık balya ipiyle şey yaparız, daraltırız altından. Başka yapacak bir şey yok. Bu zincirleri anlamadım ben. Taksanız ya siz bunları 3'e 4'e tane halka. İdareyle 2 dal 2 halka takıyorlar. Onlara da denk gelmiyor. Değil mi oğlum? Ya. Neyse bakalım arkadaşlar. Onlar yemlerini yerken biz de geçelim arka tarafı, atlarını temizleyelim. Sabah bir yemleri, bir samanları, suları zaten önlerinde otomatik. Atlarını da temizlediğimiz zaman hayvanlarla ilgili bir işimiz kalmıyor arkadaşlar. Akşam yemlemesine kadar. Zaten kesidemesinin de en iyi noktası burası. Sabah yeminin samanını verdiniz mi, ta akşam yemine yemesine kadar yanına bir daha uğramıyorsunuz. Biraz kolay oluyor yani, istemesin bakımı.
Sadece riskleri büyük oluyor. Bir hayvan 70-80 bin lira. Ölüm kalım gibi risklerde o zaman sıkıntı oluyor. Atlar da temizlendi. Şimdilik bezden alarının içinde işimiz bitti arkadaşlar. Bu kaçaklar özgür zaten. Bunlar devamlı dışarıdalar. Kaçak bunlar kaçak. Kaçıyorlar dışarı. Rahatlan geziyorlar. Yani siz gelin bakalım, gelin bak 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 burada kimler var arkadaşlar? Burada kimler var? Aman da aman. Yani siz ne yapıyorsunuz orada? Aa! Siz oraya saklanmışsınız ya. Ne oldu? Ah yapıyor bir de. Rahat mı orası? Rahat mı kızım orası? Yemliğin altına girmişler ha. Bunlar da geldi. Kıskandı bunlar da. Geldiniz mi? Geç bakayım. Ha, bak nereden geçiyorlar bunlar da. Ola kısma abi illa geçecekler biliyor. Arkadaşlar keçimizin yavruları bunlar. Abi aynı babalarına benzememişler mi? Hatırlayanlar izleyenler bilir. Bademli köyünden annemin ablası teyzemden getirmiştik bu tekeyi biz. Bu keçinin içine salmıştık. Nerede o keçi? Şuradaki sırtı görünen keçi. Onun yavruları. Gelin bakayım şöyle bir gelin. Gel. Şöyle bakayım hangisi oğlan hangisi kız. Bu oğlan arkadaşlar. İkisi de aynı babası. Babalarının rengi de böyleydi. Bu oğlan. Bir de buna bakalım. Hem de annelerini emsinler kaldıramda. Evet siz iki kız da oğlansınız ya. İkiniz de oğlansınız ya. Şimdi bir baksanız ya. Bu kadar benzerlik olur mu arkadaşlar? Şıp demiş burnundan düşmüş dedikleri bu olsa gerek. Tam babaları. İki tane daha oğlumuz oldu. Abi biz üredem diye orası dişi olsun diye. İnadına erkek oluyor ya. Bizim elimizde hayvanlar hep erkek oluyor. Hadi bakalım git yürü. Bunlar da yeni oğlaklarımız işte arkadaşlar. Diğer keçinin yavruları geliyor. İşte. Ah ulala. Gözlere bak maşallah. Yerlerde koyundan yavrular falan içerler. Tomurcuk tomurcuk kuzu dolu. Bunlar keçinin yavruları diğerlerde kuzudan dinler. Babalarına benzemiş bunlar da aynı. Değil mi lan? Bu da tavukları yumurta yemi arkadaşlar. 12 kilo. Bir poşet dolusu yumurta yemi alıverdim. Tavuklar daha önce hiç yumurta yemi yemediler. Genelde hep arpa şey yemi verdim. Ben ne yiyeyim? Bu sefer yumurta yemi vereceğim. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Şuradan içeri gireyim. Bakın size ne getirdim. Ya bakayım kızım. Ulan vallahi bugün işi yaptınız ha. Niye biliyor musunuz? Çünkü bugün size yumurta yemi aldım. Yumurta yemi. Tavukçuluk işlerini son hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni ırklar, yeni civcivler, yeni tavuklar. Sürümüz ürecek Allah'ın izniyle. Şöyle kovaya doldurayım. Kovayla dökmesi kolay olur bunun içine. Ha, şöyle bir daha doldurayım. Oh 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 oh. Yiyin bakalım, yiyin bakalım. Vallahi mis gibi de kokuyor yem ha. Arkadaşlar içeriğini de göstereyim. Şöyle içeriğinde buğday var. Mısır var. Bir de yumurta yemi var. Üçünün karışımı. Çok
Çuvalla alacaktım, pahalı geldi. Biliyorsunuz geçen gün koyunlara toplu bir şekilde yem aldıydım ya. Para kalmadı. Hepsini koyunlara, danalara diyorum. Koyunlara diyorum ben, danalara diyecektim, yanlış söyledim. Danalara toplu yem aldığımdan paranın hepsini oraya bağladık. Tavuklar her zamanki gibi ikinci planı kaldı ama yine de onlara da aldım. Az aldık işte. Çuvalla alsaydım iyiydi de. Olsun bakalım. Onlara da çuvaldan aldığımız günlerde olur. Ha. Tamamdır. Yiyin bakayım, beğendiler gibi arkadaşlar. Beğendiler, beğendiler. Ben çıkayım, rahatla yesinler. Suları da var. Hadi bakalım. Öğleden sonra yumurtalarınızı bekliyorum bak ha, onu göre. Kaliteli yemek, kaliteli yumurta isterim. Allahu ekber, Allahu ekber. Ayır kuzumuzun bir tanesini kestik arkadaşlar. Biraz sonra yüzüp temizleyip akabinde hemen diğerini tutarız. Bugün işimiz çok. Hadi bakalım. Arkadaşlar kuzunun bir tanesini içini temizledik. Yıkadık. Dinlenmeyi aldık. Şu kanlı yerini elimle kapatayım da telif vermesin. Kuzularımız gerçekten iyi beslemiş baba. Ha, ne diyorsun? Güzel. Daha bizim imleme faaliyeti geçmiş midir sence? Geçmiyor mu yani, bir ay oldu. Bir ay oldu tabi. Bir aydan beri yemlemesini biz yapıyoruz. Ondan önce de tabi gene iyi bakılmış, kuzular zayıf değildi. İşimizin başındayız. Biraz bekliyoruz arkadaşlar, oyalanıyoruz. Doğuracağız. Bu bacağının birisi. Bu da diğeri. Doğrama parçalama bölümüne geçtik. Şimdi burada tezgahımızda hem eşdeğer hale bölüyoruz hem de kuzuyu parçalıyoruz. Kuzunun bir tanesini parçaladık, poşetledik arkadaşlar. Hava bugün sıcak, hemen buzdolabına koydum. Diğer kuzuyu tutmaya gidiyorum şimdi. Onu da ayarlayalım. Şuradan boynuzlu kuzumuzu yapışalım. Kulak küpesine de kontrol edeyim. Aynen. Seçmiş olduğumuz kuzu bu. Gel, gel oğlum. Gel. La ilahe illallah, vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahi ilham. Arkadaşlar kesim yüzüm işini bitirdik. Şöyle deterjanla yıkadık tezgahımızın üzerine bıçaklarımızı falan. Temiz sula durlayalım. Tertimiz bırakalım. Tekrardan kuzu kesecek olduğumuzda kesimhanemiz temiz kalsın. Temiz bırakalım, temiz alalım. Bunun üstüne de koyayım şuraya. Arkadaşlar koltuğun tepesini doldurduk etleri. Hava bugün sıcak. Yani hem güneş var, kaç 24-25 derece mi 26 derece mi hava bakmadım da ama vardır eminim o kadar. Çünkü bayağı sıcak. Kısa kolluyla duruyoruz şöyle gördüğünüz gibi. O yüzden oyalanmadan hemen bunları gideyim. Bu sefer farklı bir köye gideceğim. Orada zaten evde yokmuş gerçi bir iki aile ama ben muhtarla konuştum. Köyün kendi dolabı var. Oraya koyacaklar. O ikilerde ev sahipleri gelince oradan onu verecekler. Direkt gidip köye bırakacağım, geleceğim. Daha önce o köye gitmemiştim. O yüzden sadece o köye bırakacağım, geleceğim bunları. Diğer kuzu zaten o burada kalıyor. Onun etini ablalar buraya geldiklerinde alacaklar. Onlar dolapta duracak. Yani biz bir tanesinin etini gidip dağıtıp geleceğiz şimdi. Şöyle ekipmanlarımı yanıma alayım, toplayayım hemen. Hemen yola çıkalım. Tamamdır. Şuradan malzemeyi alayım. Bu işi de hallettik. Dağıttık geldik. Arkadaşlar oruç başıma vurmaya başladı benim.
Hava bugün sıcak. Bir de koşuşturmaca geçiyor. Vallahi yandık. Rabbim yardımcımız olsun. Kapıyı kapattık. Arkadaşlar buraya yulaf balyelerini koymuştuk ya. Yulaf balyelerinin olduğu yeri temizliyorum. 2-3 tane balye meydanda kaldıydı. Bunlar ıslandıydı. Peşi bürüsü gibi ağırlaşmış. Şunları şöyle kaldırayım, toplayayım burayı. Bunları da kenara koyayım. Kızım, emdiriyor mu yavrularını? Emdir kızım sen. Alem, alem, alem çocuğu bak, lafıyla bu. Ya öteki de buradamış lan. Yürü, yürü annen yanına. Yürü bakalım hadi. Keçimizin yavruları. Yeni yavru doğanlar. Bak o kardeşin emiyor, bak yürü. Sana süt kalmayacak. Hoş geldin sen de. Utandı, geri kaçıyor. Annesini emiyorlar mı diye kontrol ediyorum arkadaşlar. Yeni doğdu ya. Emmez falan, hayvan aç kalır da. Emiyorlar yalnız. Karınlarında öyle açlık çukuru falan yok. Karınları tok. Anlaşılan bir tanesi yatıyor, bir tanesi de yani yattı, diğeri de emer mi gidiyorum ama o da emmiyor. Demek ki onun da karnı tok. Fazla zorlamıyor. Arpayı bol verem. Sabah pancar küspesini ıslarken içine biraz arpa attım. Pancarla beraber ısladım. Onlar kabardı. Şimdi verirken de ayrı bir arpa veriyorum. Onunla bir bu şekilde veriyorum. Bu sistemi çok güzel oturtturdum. Niyesini sormayın, bana özel. Formül bana ait. Tamam, şimdi büyük ovalarımızı getirelim. Yemleri içine dolduram. Tenekenin içine doldursam da olur. Arkadaşlar koyunları getirdik. Koyunları kapattık. Koyundan yemlemesini yaptım. Keçinin yavrularını emzirdim biraz önce. Hala emiyorlar, bakın bıraktım sonra kendileri emiyorlar zaten. Doyurmuşlar, doyuruyorlar karınlarını. Bunlar da meradan gelince. Aslında merada karınlar doyuyor onların bir saat ama illa burada hazır yem de istiyorlar işte. Dur. Birazcık da buradaki bağlı kuzuya samanlarını verdik. Dur kızım, dur. Dur. Yani dur. İnsancıl bunlar da. İnsanın ayağını dibine sokuluyorlar. Tepeden dökeyim şöyle. İkinci kovayı da alayım. İkinci kovayı da dökeyim. Bu taraflara vermeme gerek kalmıyor arkadaşlar. Hayvanlar hepsi sıvıyorlar zaten burayı. Tek taraflı yiyorlar. Şimdi normalde 30 kuzu varken o zaman burayı da yemliyordum. Hem burası yemliyordum, hem burayı yemliyordum. Şimdi tek taraflı veriyorum. Daha da artıyor bile onları yer. Suları var. Kuzudan suları var, bağlı kuzuların. Kapıyı yine her zamanki gibi parçaladılar. Babam malzeme almaktan gelirken tekrardan menteşe almış. Demir kapı yapacağız en sonunda. Normalde kapı bakın o taraftan açılıyor. Organlar orada. Ama buranın menteşelerini koşla vura vura yine koparttıkları için gece çıkmışlar dışarı, kirazların içinde sabah kadar yayılmışlar.
Allah'tan bir yere de kaçmamış daha. Şöyle kapatayım da. Bağlamak zorunda kaldık. Kocamanları bağladık her boynuzlara. Şöyle gördüğünüz gibi yemlerini yiyorlar arkadaşlar. Sıkıntı yok ya. Yemlemesini zaten ayarını denk getirdik ya. O ölçülerde verdik mi hayvan çok rahat doyuyor. Gidelim şimdi danaların atlarını temizleyelim. Ondan da yemlerini verelim. Aslan oğlum, aslan. Aslan bununla aslan. Arkadaşlar, besli danaların yemlemelerini yapıyoruz. Akşam bakımı. İftar saatine kadar hayvanlarımızı bakalım. Evimize gidelim. Yemeğimizi yiyelim. Şimdi önce hayvanların yemeği. Sonra bizim yemeğimiz. Onu buraya koyayım. Bunun içinde de pancar var. Senin önünde pancar küspesi var ya işte. Aha ya. Niye oradan arkadaşınkinden yiyorsun sen? Ayıp. Al oğlum sen de. Yarım şarj olarak veririm. Tamam. Hadi bakayım. Buyurun karnınıza. Maşallah. Yeme bak yeme. Buyurun karnınıza. Of of. Arkadaşlar şu dana ishal olunca zayıfladı ya. Biraz moralim bozuk o konuda. Daha bu işte öğreneceğimiz çok şeyler var. İshal olduğunu anlaması. Gecenin saat 3'ü de olsa hemen tedavisi için şeyler yapmak gerekiyormuş. Hayvanı izeldeyken bir hafta tuttuk. Manyaklık yaptık orada kafamız çalışmadı. Hayvan zayıfladı ya. Bakalım şimdi. Yine 2 kilo almış da. İşte bakalım kaç çıkacak. Akşam hayvan bakımını yaptık arkadaşlar. Artık yavaştan eve doğru gitmenin vakti geliyor. Arkadaşlar şuradan tavuklara yumurtalarını bakayım bir. Babam almış mı almamış mı? Almadıysa ben alayım. Ha, almamış. Lender sen anca mı doğurdun? Kuzum bu saatte yumurta yapılır mı? Karanlık çökecek. Akşam ezanı olacak. Karınları tok herhalde. Şöyle yumurtaları alayım arkadaşlar. 2-3 tane burada var. Bir tane bunun içinde var. Bunları da onun yanına koyayım. 4 tane. Sen orada yatıyor mu yumurta mı yapıyorsun? Kalk bakalım. Vallahi yumurtanın üzerine yatmış ama bu yumurta onun değil. O beyaz yumurtlu. 2 tane de buradan çıktı arkadaşlar. Bu arada tavukların yumurtaları da büyümeye başladı ya. Eskisi gibi küçük değil artık arkadaşlar. Baksanıza büyük büyük yumurta çıkıyor. Kaç oldu? 3, 6. Şöyle elimizle samanı karıştıralım. Samanın içinden başka yumurta çıkacak mı? Çünkü bazen saklıyorlar samanın içine. Başka yok. 6 tane yumurta var. Bereket, bereket. Arkadaşlar şöyle yumurtaları dışarı çıkarttım. Bir resim aldım. Çok güzel gözükmüyorlar mı? 6 tane yumurtamız olmuş bugün. Bazen 7 de olabiliyor. Her gün yumurtlama oranı değişiyor. Bir gün 6, bir gün 7. 8'i görmedik herhalde işte. Rekorumuz şimdilik 7. Oh, evimize geldik arkadaşlar. Oh, burnumun nefesini açtı valla. Tarhana çorbamız. Yine Ramazan ayımızda soframızda yerini almış. Evet, Allah bin bereket versin arkadaşlar. Rabbim herkesin tutmuş olduğu oruçları, hepimizin tutmuş olduğu oruçları kabul etsin. Yemeğimizi yedik. Allah bereket versin. Şöyle çayımızı doldurduk.
Bugün yine bizim için kıpırdaklı geçti. Kuzularımızı kestik. Onları ayarladık. Gönderdik. Yaptık. Dağıttık. Hepsi yerini buldu. Keçimiz de yavruladı. Keçimizin dişi olmasını isterdik ama olmadı. İkisi erkek oldu. Olsun. Erkek de bizim için yine ürecek. Erkek yani seneye teke kurbanlık olarak da satılabilir onunla. Hadi bakalım arkadaşlar, günümüzü bitirdik. Yorgunluk çayımızı içiyoruz. Bu aralar zeytin arama aralama işleri var. Çarşamba günü gelecekler zeytin aracıları. 4 kişi 5 kişi gelecekler. Onlar kesecek. Biz de arkasından dal toplayacağız. Köy hayatında yorucu günler bizi bekliyor. Daha da yorucu işler olacak. Ramazan ayında olduğumuz için çok fazla sıkıştırmıyoruz ama önümüzdeki günlerden itibaren daha da sıkışacak işlerimiz. Kasım ayı gibi zeytin toplanmaya başlıyor biliyorsunuz. Bu aylarda zeytinlerin aralarından sık yerlerinden zeytini hava alacak derecede kesiyoruz çünkü. O işler var. Zaten o işleri yaparken de sizlere yine ben göstereceğim. Gelişme gelişme bütün aşamaları toplama aşamasına kadar sizler de benimle beraber yaşayacaksınız o durum, o araları, o işleri. Hadi bakalım arkadaşlar, lafı fazla uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu destek amaçlı beğeni paylaşırsanız sevinirim. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar.